İkna sanatı. Guiguzi. Temel kavramlar. Yin Yang. Yin ve Yang'ın temel anlamı şeylerin güneşi olan konumlarıdır. Yang güneş alan taraf, Yin de gölgede olan taraf anlamına gelir. Bunun dışında iki geniş anlamı daha bulunmaktadır. İlki iki karşıt enerji, qi. İkincisi iki karşıt gücün bir arada var olmasıdır. Sıcak, aktif, parlak, güçlü olan şeyler yang. Soğuk, pasif, karanlık, zayıf olan şeyler de yin'dir. Yin ve yang arasındaki etkileşim her şeyin varlığını ve özelliklerini belirler. Yin ve yang, Çin düşüncesinde evreni ve içindeki her şeyi açıklamak için kullanılır. Örneğin gök yang ve yer yin'dir. Gök. Antik dönem Çin felsefesinin temel kavramlarındandır. Üç farklı anlamı ifade edebilir. Birincisi fiziksel olarak gök ve insanlar dışında doğanın tamamı. İkincisi evrendeki her şeyi kontrol eden ruhani varlık. Üçüncüsü her şey ve bütün varlıklar tarafından gözlemlenebilen insan doğası, ahlak, sosyal ve siyasi düzenin temeli olan evrensel kurallar. Dao. İlk anlamı insanların takip ettiği yoldur. Diğer üç anlamının ilki şeylerin takip ettikleri doğal rota ve istikametleridir. Gök cisimlerinin takip ettiği yol anlamında da kullanılır. İkinci anlamı şeylerin evrensel kalıplarıdır. Üçüncü anlamı şeylerin ontolojik varlıkları ve insan davranışlarıdır. Çin felsefesindeki farklı gelenekler bu kavrama farklı anlamlar yüklemiştir. Gökün Daosu. Gök ve yer arasındaki her şeyin varlığını ve dönüşümünü sağlayan şeydir. Ayrıca astronomi ile ilgili bir boyutu da vardır. Gökün Altı. Dünya. Göğün altında bulunan her şey. İmparatorun, göğün oğlu, yönettiği toprakları ifade eder. Kavramın bu ilk anlamı daha sonra bütün ülke ve dünyanın tamamı olarak genişlemiştir. Qi. Yaşam gücü veya enerjisi. Fiziksel şeylerin hepsinde bulunan temel güç. Yaşam ve varlığın temeli. Wu Wei, eylemsizlik. Eylemsizlik eylemin karşıtıdır. Kendini denetleme yoluyla müdahale etme isteğini dizginlemek, her şeyin ve insanların doğasını takip etmek. Eylemsizlik hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez. Yapılacak şeyi daha akılcı yoldan yapmak demektir. Yi, 1. Kavramın 3 anlamı vardır. Birincisi şeylerin özünü ifade eder ve Dao'nun bir başka ismidir. İkincisi gök ve yerin birbirinden ayrılmadan önceki kaos durumu. Bir gök ve yer haline gelmiştir. Üçüncüsü şeylerin birliğidir. Farklı ve veya karşı şeylerin birliği anlamına gelir. Dao, Pinyin sisteminde Dao şeklinde yazılır. Dilimize Tao olarak geçmiştir. Kitap boyunca Pinyin sistemine göre Dao olarak yazılmıştır. 1. Açıl kapan. Gök ve yer arasındaki bilgeler insanları yönlendirmek için geçmişi inceler. Bilgeler Yin ve Yang'ın açılış ve kapanışının değişimini gözleyerek şeylere isim verir. Varoluş ve yok oluş kapısını anlar. Her şeyin başlangıç ve sonunu önceden kestirir. İnsan zihnini ve düşüncelerini anlarlar. Değişimin işaretlerini fark ederek kapıyı korurlar. Böylece bilgeler gökün altında geçmişten bugüne dağlarını korumuşlardır. Şeylerin değişimi sonsuzdur. Ancak her şey belli kurallar içinde ve belli bir istikamete doğru hareket etmektedir. Hepsi ya yin ya da yang, yumuşak ya da sert, açık ya da kapalı, gevşek ya da sıkıdır. Bilgeler her zaman kapılarını, ağızlarını korur, şeylerin sırasını dikkatle gözlemler, güç ve kabiliyetlerini tartar, stratejilerinin zayıf ve güçlü yönlerini incelerler. İnsanlar değerli ya da değersiz, akıllı ya da aptal, cesur ya da korkak, nazik ya da kaba olabilir.
Hepsi birbirinden farklıdır. Ama açılıp kapanarak, ilerleyerek ya da geri çekilerek, saygı ya da saygısızlık yöntemleriyle harekete geçirilebilirler. Sonucu eylemsizlikle ulaşılır. Karşındaki kişi hakkında gerçekleri ve gerçek olmayanları dikkatle incele. Onların gerçek niyetlerini anlamak için istek ve hırsları hakkında bilgi edin. Sonra soru sor ve açılmalarını sağla. Böylece gerçek niyetlerini anla. Gerçek niyetlerini anlayarak bundan fayda sağla. Ne aradıklarını anlamak ve kendilerini açık etmelerini sağlamak için önce kapan. Açılırken onların duygularına yanıt ver. Onları susturmak için kapanırken samimi olup olmadıklarını belirle. Karşı tarafla aynı fikirde olsan da olmasan da planlarını anlamaya çalış ve neden aynı fikirde olmadıklarını incele. Gerçek niyet ve planlarını anlamak için onların iradesine uygun hareket et. Açılırken kapsamlı bir plan oluşturmak, kapanırken titiz ayrıntılı bir plan uygulamak önemlidir. Bu planlar paha biçilemezdir. Çünkü Dao ile kusursuz şekilde örtüşürler. Açılma stratejisini uygulayanlar durumu anlamayı amaçlar. Kapanma stratejisini uygulayanlar ise diğerlerinin samimi tepkilerini görmeyi isterler. Bütün bunlar karşı tarafın durumu nasıl değerlendirdiğini ve önceliklerini anlamak için yapılır. Bilgelerin başkaları için en önemli endişesi budur. Karşı taraf hesabını bilmediğinde bilgeler bundan endişe duyar. Açılma denen şey uygulama veya kazanma anlamına gelebilir. Kapanma denen şey ise kabul etmek veya felaketten kaçınmak anlamına gelebilir. Açıl kapan denen şey gök ve yerin dağısıdır. Açıl kapan denen şey değişimle harekete geçer. Tıpkı yin ve yang, mevsimlerin birbirini takip etmesi ve her şeyi beslemesi gibi. Değişimde nasıl ilerleneceğinin, aksiliklerin üstesinden gelmenin ve itirazları ele almanın temel ilkesi budur. Açıl kapan denen şey, Dao'nun büyük değişimini ve farklı ikna yöntemlerini temsil eder. Değişimler dikkatle gözlemlenmelidir. Çünkü talih ve talihsizlik buna bağlıdır. Ağız denen şey kalbin kapısıdır. Kalp denen şey ruhun efendisidir. Hırslar ve fikirler, tercihler ve arzular, düşünceler ve endişeler, bilgelik ve planlar hepsi bu kapıdan çıkar ve girer. Giriş ve çıkışı kontrol etmek için açıl-kapan yöntemi kullanılır. Açıl denen şey açmak konuşmaktır ve bu yang'tır. Kapan denen şey kapanmak sessiz kalmaktır ve bu yin'dir. Yin ve yang uyum içindeyken başlangıç ve bitiş doğru şekilde yapılabilir. Denir ki, uzun ömür, huzur ve mutluluk, zenginlik ve saygınlık, haysiyet ve şeref, itibar, sevgi ve iyilik, servet ve fayda, sevilen ve arzu edilen şeylerin hepsi yang'tır ve bunlar başlangıç olarak adlandırılır. Denir ki, ölüm ve yıkım, endişe ve kaygı, yoksulluk, acı ve aşağılanma, terk edilme ve zarar görme, hayal kırıklığı, azap ve cezalandırılma yin'dir ve bunlar da son olarak adlandırılır. Yang kullanılan bütün konuşmalar birer başlangıçtır. Yang ile başlayan konuşmalar başlangıç olarak adlandırılır ve olumlu şeylerden bahsedilir ki bu bir şeyi başlatmak içindir. Yin ile başlayan konuşmalar son olarak adlandırılır ve olumsuz şeylerden bahsedilir ki bu bir planı sonlandırmak içindir. Açıl ve kapan yöntemlerini yin ve yang ile sına. Yang kategorisindeki konuşmalar yüce şeylerle, yin kategorisindeki konuşmalar ise basit şeylerle başlar. Küçük işler başarmak için aşağıdan başla ve büyük işler için de yüksel. Böyle konuşarak başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Sıradan kişileri, soyluları, beyleri, hatta hükümdarı ikna edebilirsin. Küçük meselelerle uğraşırken sadece o meseleyle, büyük meselelerle uğraşırken de sadece meselenin dışıyla sınırlı olma. Kazanç ve kayıp, uzaklaşma ve yakınlaşma, ihanet ve sadakat, bunların hepsini yin ve yang'la yönet. Yang hareket edince harekete geç. Yin hakim olunca hareketsiz kal. Yang hareket ettiğinde hamle yap.
Yin hakim olunca gizlen. Yang mutlaka yin ile biter. Yin sona ulaştığında mutlaka yanga döner. Yang ile hareket edenler erdemi ortaya çıkarır. Yin ile sessiz kalanlar durumları şekillendirir. Yang ile yini elde etmek erdemle, yin ile yanga elde etmek ise güçlü olur. Yang yoluyla yini elde etmek, açılmak ve kapanmaktır. Bu gökte ve yerde yin ve yangın dağsudur. Bu insanları ikna etmenin yoludur. Bu her şeyin başlangıcı, yönetenlerin yoludur. 2. Yansıt, yanıtla. En eski zamanlardan beri bilgeler şekli olmayana uyum sağlayamamışlardır. Ta Honjin'e göre şekli olmayan dağdır. Geçmişe bakarak geleceği öngörmüşlerdir. Geçmişi tekrar tekrar inceleyerek bugünü, başkalarını inceleyerek kendilerini anlamışlardır. Hareket ve hareketsizliği, yalan ve hakikati anlamaya çalışmış, bugünü anlamak için geçmişi defalarca incelemişlerdir. Planlarına uymayan durumları kendi faydalarına dönüştürebilirler. Bu bilgelerin zihnidir, incelememek olmaz. Karşı taraf konuştuğunda hareket halindedir. Sen de dinlediğinde hareketsizsin demektir. Söylediklerini dinle. Söyledikleriyle gördüklerin tutarlı değilse soru sor ve tepki vermesini sağla. Bütün kelimeler şeylerin imgelerini temsil eder ve her şey birbiriyle karşılaştırılabilirdir. Karşılaştırılabilecek imgeler var ise sonradan ne geleceğini öngörebilirsin. İmgeler şeylerin yansımasıdır. Karşılaştırma da kelimelerin karşılaştırılması anlamına gelir. Biçimsiz, hareketsiz kal ve kelimeleri ara. Eğer söyledikleri gözlemlediğinle uyumluysa, karşı tarafın gerçek durumunu anlamış olursun. Konuşmaya davet etmek tıpkı vahşi hayvanları yakalamak için ağ kullanmaya benzer. Vahşi hayvanların gruplar halinde toplandığı yerlerde sıklıkla birden çok tuzak kullanılır. Eğer gözlemlediğin şey dağ ile uyumluysa, karşı taraf kendini açıkça ifade ediyor demektir. İşte buna insanların sözlerini ağa düşürmek denir. Bu ağ karşı tarafı konuşmaya zorlamak için sık sık kullan. Eğer konuşmuyorsa, karşılaştırma yapmak imkansız hale gelir. Bu durumda ona karşı olan yaklaşımını değiştir. Karşı tarafa hitap edecek bir imge oluştur. Duygularını açık edince hemen incele. Yanıt vermesini sağlamak için bu yöntemi tekrar et. Sözlerini imgelerle karşılaştırabildiğinde bir temel oluşturman mümkün olur. Karşılaştırmayı defalarca tekrar et. Bütün açılardan durumu incele. Çünkü her şey sözlerden anlaşılabilir. Bilgeler bu yöntemleri hem akıllılara hem de aptallara hitap etmek için kullanmışlardır. İyi dinleyenler hayaletler gibi karşı tarafın duygularını yakalar. Bilgi toplamak için duruma uyum sağla. İncelemeden bilgi toplamak kafa karışıklığına. Kafa karışıklığı ise bulanıklık ve yanlış yorumlara neden olur. Farklı imgeler kullanmak karşı tarafı karşılık vermeye zorlar. Karşılık verilince dinlemek gerekir. Başkalarının sözlerini duymak istiyorsan sessiz kal. Başkalarının açılmasını istiyorsan kapan. Yükseklere ulaşmak istiyorsan aşağıdan başla. Eğer almak istiyorsan önce ver. Başkalarının duygularını sergilemesini istiyorsan imgeleri kullanarak onları konuşmaya teşvik et. Benzer şeyler benzer sesler çıkarır. Gerçekler de böyledir. Bazen öyle, bazen de böyle başlanır. Karşı tarafa üstlere hizmet etmekten ya da asları kontrol etmekten bahsedersin. Böylece gerçeği yalandan, benzerleri benzer olmayanlardan ve dürüst olmayanı dürüst olandan ayırabilirsin. Hareket ve eylem, konuşma ve sessizlik hepsi buradan kaynaklanır. Neşe ve öfke buradan anlaşılır. Önce hazırlık yap. Uygulanacak yöntem budur. Karşı tarafın ne söyleyeceğini duymak ve yaptıklarını incelemek için sakin ve sessiz kal. Böylece karşı tarafı anlamak için her şeyi tartışabilir, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilirsin. Tartışılan şeylerin çok az değeri olsa da bu onları birbirinden ayırt etmene ve anlamana yardımcı olur.
Birini derinlemesine anlamak istiyorsan onun duygularına nüfuz etmeli, onun yeteneklerini anlamalısın. Bu yöntemi takip edersen asla hedefini ıskalamazsın. Tıpkı tank yılanı ve okçu yiği gibi. Başkalarını anlamak kendini anlamakla başlar. Sadece kendini anlarsan başkalarını da anlayabilirsin. Bu iki anlayış tıpkı yassı balıklar, ışıkla değişen gölgeler gibi olmalı ve formları duruma göre sürekli değişmelidir. Başkalarının sözlerini, iğneyi çeken mıknatıs, iyi pişmiş kemiğin iliğine hemen değil gibi dikkatlice dinle. İnsanlarla ilgilenirken incelikli ol. Duygularını hızla anla. Yin ve yang, yuvarlak ve kare gibi ol. Durumu göremediğinde yuvarlak gibi hareketli ol. Durumu gördüğünde kare gibi sabit kal. İleri, geri, sağa veya sola hareket etmek için bu yöntemi kullan. Disiplinli olmazsan başkalarını da gerektiği gibi yönetemezsin. Önceden belirlediklerini yapmamak daha yük kaybetmek anlamına gelir. Başkalarını yönetmeye kalkışmadan önce kendini disipline et. Stratejini formsuz ve esnek hale getirip görünmez kılarsan, işte buna tanrılar gibi başarılı olmak denir. 3. Etkile sağlamlaştır. Hükümdar veya memuru arasındaki veya üst ve ast arasındaki ilişkilerde mesafenin korunması yakınlığa, çok yakın olmakta uzaklaşmaya neden olabilir. Bazıları çok yakın olsa bile göz ardı edilebilir ve bazıları da çok uzak dursa bile göreve getirilmek istenebilir. Her gün varlığını göstermek, hükümdar tarafından göreve getirilmek anlamına gelmez. İtibarlı olmaksa uzakta olunsa da hayranlık uyandırabilir. Her ilişki etkilenebilir ve sağlamlaştırılabilir. Her ilişkinin başlangıcı ortak fikirlerin olmasına bağlıdır. Bazı ilişkiler ilke ve erdemler, bazıları taraftarlık ve dostluk, bazıları para ve maddi şeyler, bazıları da arzu ve şehvet üzerine kurulmuştur. Başkalarının niyetlerini doğru şekilde kullanırken karşı tarafı istediğin gibi yönlendirebilir. Uzak kalır ya da yakın durabilirsin. Peşinden gelmelerini adeta anne örümceğin yavruları gibi yanından ayrılmamalarını sağlayabilirsin. Anne örümcek istediği gibi hareket eder ve onu hiçbir şey engelleyemez. Etkilemek, ikna edici şeyler söylemektir. Sağlamlaştırma denen şey yaklaşımları sağlamlaştırmaktır. Bu nedenle denir ki, uzak kalan ve özlenenler dostane karaktere sahiptir. Yakında olup istenmeyen kişilerse aynı değerleri paylaşmayanlardır. Yakında olup istenmeyenler önerilerinin yararsızlığını görenlerdir. Uzakta olup istenenlerse önerilerinin yararlı olduğu ancak yokluklarında fark edilenlerdir. Her gün hükümdarın huzurunda olanın önerilerinin kabul edilmemesi, önerilerin kulağa hoş gelmediğini gösterir. Uzaktan hayranlık uyandıran itibar, önerilerin kulağa hoş geldiğini gösterir. Denir ki, bir konunun doğasını anlamadan onu ele aldığında engellerle karşılaşırsın. Durumunu anlamadan bir kişiye hitap ettiğinde de reddedilirsin. Karşındaki kişinin durumunu anladığında onunla çalışmak için stratejiler geliştirebilirsin. Bu yaklaşım çıkmak veya girmek, açmak veya kapamak için kullanılır. Bilgeler başarı elde etmek için öngörmek ve her şeyi yönetmek yöntemlerini kullanırlar. Buna göre Dao, erdem, merhamet, tören, müzik, sadakat ve güveni takip ederek planlar yap. Şiirler kitabı ve kitap ile başla. Nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiğini dikkatle düşün. Bağlantı kurmak için içi, uzaklaşmak için dışı kullan. Hem dış hem de iç, Dao'nun ilkelerinin anlaşılmasına dayanmalıdır. Gelecekte yapacakları planlarken karara varmak için önce zorlukları ele al. Başarıya ulaşmak ve erdemi tesis etmek için kusursuz yöntemlerle plan yap. Üne kavuşup işe koyulduğunda yaptığın işi içeriden sağlamlaştır. Yüksek mevkidekiler sorumsuz, aslar da bunun sonucunda düzensiz olduğunda bunu değiştirmek için yeni yaklaşımları sağlamlaştır. Hükümdarı etkilemek için konuş.
Eğer hükümdar tarafından çağrılırsan bu daveti kabul et. Ayrılman gerektiğini düşünüyorsan, ona zarar getireceğini düşündüğünü açıklayıp hükümdarın mazur görmesini iste. Kendini sürekli koşullara göre değiştir ki diğerleri eylemlerin hakkında hiçbir şey bilemesin. Geri çekilmek en temel ilkedir. Dört. Onar kır. Şeylerin kendi doğaları vardır. Olaylar da kendi seyirlerinde birbirlerine yaklaşır ve uzaklaşırlar. Biri yakınında ne olduğunu göremeyebilir, ancak yine de uzakta, gelecekte ne olacağını bilebilir. Yakınında ne olduğunu göremeyenler, söylenenleri dinlemiyor demektir. Gelecekte ne olacağını bilenler, geçmişi iyi inceleyenlerdir. Kırmak denen şey bir yarık açmaktır. Yarık da bir uçuruma dönüşür. Bir kırık başlamadan önce işaretler verir. Onarmak için doldurulabilir, durdurulabilir, gizlenebilir, değiştirilebilir. İşte bunlar onar kır ilkeleridir. Riskli şeylerin farkında olduklarında bilgeler kendilerini korur. Değişikliklere göre konuşurlar. Göze çarpmayan işaretleri ayırt edebilmek için planlarını ayrıntılarıyla düşünürler. Sonbahar tüyünün fark edilmeyen hareketleri Tai Dağı'nı sallayabilir. Dışsal şeyleri planlarken dikkatle başla ve göze çarpmayan belirtileri tespit et. Bunların hepsi dağının uygulanması ve onar kır ile gerçekleştirilebilir. Dengesiz bir dünyada yönetici vicdandan yoksundur. Beyler dağ ve erdemlere karşı gelir. Küçük insanlar açgözlü ve yağmacıdır. Onurlu insanlar bir köşeye atılmıştır. Bilgeler kaçmak ya da gizlenmek zorundadır. Açgözlülük ve çıkarcılık yaygındır. Hükümdar ve yöneticiler birbirinden şüphe eder. Her yerde kargaşa vardır. Baba oğuldan yüz çevirir ve birbirlerinden nefret ederler. İşte bunlar ortaya çıkan kırık ve yarıklardır. Bilgeler bu kırık ve yarıkları gördüğünde onları yönetmek için onarma yöntemini uygular. Her şeyin kontrol altına alındığı durumlarda doldurarak, kontrolden çıktığı durumlardaysa ikame yöntemiyle onarırlar. Onarma ve kırma yöntemleriyle düzeltmeye çalışırlar. Bazen bu şekilde, bazen de şu şekilde onarılır. Bazen dönüşümü kolaylaştırmak için, bazen de devirmek için onarılır. 5 hükümdar ülkeyi doldurarak, 3 hükümdar ise değiştirerek onarmıştı. Beylerin ve yöneticilerin sorunları çözmek için onardıkları sayısız örnek vardır. Şimdi de en iyi yöntem onarmaktır. Gök ve yer bir araya gelir ve ayrılır. Bir başlangıçları ve sonları vardır. Kırıklar ve yarıklarla doludur. Bunları da incelememek olmaz. İncelerken açılıp kapanma yöntemini kullananlar bilge kişilerdir. Bilgeler gök ve yerin temsilcileridir. Onaracak bir şey bulamadıklarında kendilerini gizler ve uygun zamanı beklerler. Onarmak için bir fırsat ortaya çıktığında planlarını önerirler. Bu yöntem üstlere hizmet etmek ve asları da yönetmek için kullanılır. Onu takip edip uygulayabilenler gök ve yeri koruyabilirler. 5. Yakala ele geçir. Gücünü ve kapasitesini artırmayı hedefleyen kişi yetenekli insanları yakınına toplamak için çaba harcar. Otorite tesis etmek ve yönetmek için öncelikle benzerlik ve farkındalıkları, konuşmalardaki gerçek ve yalanları birbirinden ayırt etmek gerekir. Konuşmaların özünü ve abartıları, sahip olduklarını ve olmadıklarını bilmek elzemdir. Hangi planların güvenli, hangilerinin riskli olduğuna karar vermek ve ilişkilerdeki yakınlık ve uzaklığı ayarlamak gerekir. Daha sonra ölçek ve kapsam değerlendirilebilir. Ayarlama ve şekillendirme becerisiyle yetenekli bir kişiye iş verilip kullanılabilir. Dinleyenlere hitap ederken büyüleyici sözlerden yararlan ve onları yakalamak için heyecanlandır. Büyüleyici sözler demek ikna edici bir konuşma yapmak demektir. Bu sayede aynı fikirde olunan veya anlaşmazlık yaşanan konuları ifade etmek için sözler hızla ayarlanabilir. Sözlerle ikna edilmeyenlere gelince onları önce davet et ve sorumluluk yükle. Ya da önce onları sorumluluklarla yor ki
zayıf yönleri ortaya çıksın. Ya da önce zayıf yönlerini ortaya çıkar. Sonra sorumluluk yükle. Uygulamada bazen maddi çıkar, mücevherler, inciler ve yeşim taşları, ipek kumaşlar, eğlence ve güzel kadınlara karşı tutumunu değerlendir. Bazen de yeteneklerini değerlendirmek ve kontrol altına almak için güç ve yetki ver. Ya da bazen bir boşluğu doldurması için bekle ki bu da onar kır yaklaşımını gerektirir. Yakalamak ve ele geçirmek için güç ve kapasite artırılmalı. Gökün yükseliş ve düşüş zamanının öngörülmesi, toprakların sınırlarının anlaşılması, engel ve zorlukların kapsamının kavranması, nüfus ve maddi zenginliğin bilinmesi gerekir. Yerel beyler arasındaki ilişkiler bazen yakın, bazen de mesafelidir. Bazen sevgi, bazen nefret doludur. Başkalarının zihinlerindekini ve eğilimlerini göz önünde bulundur. Niyetlerini araştır. Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları hakkında bilgi edin ve onlar için önemli olan şeyler hakkında konuş. Onlara hitap etmek ve yakalamak için büyüleyici sözler kullan. Bu yöntemi soylulara, beylere uygularken onların zeka ve kapasitelerini bilmeli, zenginliklerini ve güçlerini ölçmeli ve bir fırsat bulmadan önce nüfusları ve otoritelerinin durumunu anlamalısın. Taleplere yanıt vermek için ön alıcı ol. Onları uyumlu hale getirmek için yakala. Eğilimlerini anla. Bu yöntem, yakalama ile geçirme arasında ilişki kurmaktadır. Bu yöntem bir kişiye uygulanırsa eli boş gidip mükafat ile dönmek mümkün olabilir. Başarısız olmamak için söylediklerini dikkatle incele. Seni takip etmeleri için onları yakalayabilir, onları yatay ve dikey olarak hareket ettirebilirsin. Onları doğuya, batıya, güneye ya da kuzeye doğru yönlendirebilirsin. Onları ters istikamete ya da devrilmeye yönlendirebilirsin. Aksilik olması durumunda itibarın zedelenmeden geri çekilebilirsin. 6. Diren uzlaş. Uyum ve işbirliği, direniş ve karşı duruş, uzlaşma stratejileri gerektirir. Değişim ve durumların kendi formları ve şekilleri vardır. Dönüş ve tersine çevirmeler birbirini izler ve koşullara göre değişir. İşte bu nedenle kendini gerçekleştirmek, bir şeyler yapmak, eğitebilmek ve saygınlık kazanmak için bilgeler gibi gök ve yer arasında yaşamını devam ettir. Böyle yaparak gökün, şeylerin ve olayların zamanını nasıl belirlediğini önceden tahmin edebilir, değişimin zamanını öngörebilirsin. Bu dünyada sonsuza dek elde tutulmuş makam yoktur ve her şey her zaman öğretilenlere göre gerçekleşmez. Bilgeler her zaman hareket halindeydi. Bu sayede hiçbir zaman başarısız olmadılar. Her zaman dinlediler, böylece duyulmamış hiçbir şey bırakmadılar. Başarılı oldular çünkü strateji ve planlarını gerçek durumla uzlaştırdılar. Bu yaklaşım onların odak noktasıdır. Bir tarafla uzlaşma diğer tarafla uzaklaşmaya yol açar. İki tarafa da sadık planlar yapmak imkansızdır. Bu da birine yakın olmayı ve diğerine direnmeyi gerektirir. Bir tarafa dönmek diğer taraftan uzaklaşmak anlamına gelir. Bir taraftan uzaklaşmak diğer tarafa yaklaşmak demektir. Yöntem budur. Bu yöntem dünyanın gerçekliğine uyarlanmalıdır. Beylik için uygulandığında beyliğin gerçekliğine uyarlanmalıdır. Hanedan ailesi için uygulandığında ailenin gerçekliğine uyarlanmalıdır. Kişilere uygulandığında kişinin karakterine, yeteneklerine, kapasitesine, gücüne uyarlanmalıdır. Büyük veya küçük, ileri veya geri, ilkeler değişmezdir. Tartışma için stratejik bir plana sahip olunmalı. Ardından da yakala ele geçir yöntemi uygulanmalıdır. Eski zamanlarda geri çekilme ve ilerleme yöntemini iyi kullananlar, otoritelerini sınırlar boyunca tesis edip, yerel bey ve yöneticileri kontrol altına alabildiler. Direnme ve uzlaşma yöntemleriyle alan açıp, işleri tersine çevirebildiler. Yi'nin 5 kez hükümdar Tang'ın, 5 kez de hükümdar Ji'nin hizmetine girdi. Ama sonunda kendini tamamen hükümdar Ji'ye adadı. Liu Shang, 3 kez hükümdar Wen'in, 3 kez de Shang Hanedanı'nın hizmetine girdi
ve sonunda hükümdar Wen'in yanında kaldı. En sonunda hükümdar Wen'in yanında kalmasının Gök'ün kararı olduğundan hiç şüphesi yoktu. Bilgelerin derinliğine ulaşmadan hükümdara faydalı olamazsın. Çok çalışıp zihnini yormadan şeylerin doğasını anlayamazsın. Başkalarının zihinlerini bilmeden duygularını anlayamazsın. Bunları başaramazsan asla üne kavuşamaz, asla başarılı olamazsın. Asla bir orduyu yönetemezsin. Gerçeği anlamadan sadık ve dürüst olmakla başkalarını asla anlayamazsın. Bu nedenle diren uzlaş yöntemi kendi kendine zekanın ve bilginin sınanmasına dayanır. Başkalarına karşı güçlü ve zayıf yönlerini, avantaj ve dezavantajlarını değerlendir. Ardından ileri veya geri, yukarı veya aşağı hareket edebilirsin. Yedi. Tartma. Dünyanın kaynaklarını kullanma konusunda iyi olan eskiler, yerel bey ve yöneticilerin kapasitelerini ve duygularını tartardı. Kapasitelerini incelemeden değerlendirmek, güçlü veya güçsüz olduklarını anlayamamak demekti ve bilgilerin eksik kalmasına neden olurdu. Tartmadan değerlendirmek, gizli ve açık hassasiyetlerini ve hareketlerini anlamamak demekti. Kapasitenin değerlendirilmesi nedir? Derler ki, büyük ve küçüğü hesaplamak, kapasiteye uygun olan stratejiyi belirlemektir. Elinde ne kadar maddi varlık olduğunu tart. Nüfusun ne kadar olduğunu, zenginliğin ve yoksunluğun nerelerde olduğunu öğren. Arazinin avantaj ve dezavantajlarını, tehlikelerini analiz et. Güçlü ve zayıf yönlerini hesapla. Hükümdar ile yöneticiler arasındaki ilişkileri incele ve böylece göreve layık olanla olmayanı birbirinden ayır. Danıştıklarının ve değerli misafirlerinin ne kadar bilgili olduklarını anla. Gök'ün talih ve felaketinin ne zaman olacağını izle. Yerel beyler arasındaki ilişkileri incele ve hangisinin işe yarayacağını anla. Halkın düşüncelerini incele. Halk huzur içinde mi yoksa tehlikede mi? Sevgi mi yoksa nefret mi besliyor gözlemle. O zaman isyan belirtisi olup olmadığını anlamak mümkündür. Bu ölçülerde bilgi edinme yeteneğine kapasitenin değerlendirilmesi denir. Duyguları tartmak denen şey bu yöntemi insanların mutlu anlarında uygulamaktır. O andaki sevinçleri gerçekten ne istediklerini ortaya çıkaracaktır. Gizli arzuları ortaya çıktığında gerçek duygularını saklayamazlar. Bu yöntem korkuları ortaya çıktığında da uygulanabilir. Sevmedikleri şeyleri korku anında açık edeceklerdir. Sevmedikleri şeyler ortaya çıktığında gerçek duygularını saklayamazlar. Duygular ve istekler insanlardaki değişimi tetikler. Duygulanan ancak herhangi bir duysal değişim işareti göstermeyenler ise kendi haline bırakılmalı ve konuşmayla yaklaşılmamalıdır. Bunun yerine onların gerçek duygularını bilen yakınlarına yaklaşılmalıdır. Derler ki en derindeki duygular dışarıdan da görülebilen işaretler verir ve böylece o kişinin duygularını anlamak mümkün olur. Bu yönteme duyguları tartmak için derinlemesine inceleme denir. Beyliğin işlerini planlayanlar güç ve kapasiteyi araştırmalıdır. İnsanları yöneteni ikna etmek isteyenler onun duygularını çok iyi tartmalıdır. Ancak bundan sonra planlar ve tartışmalar, duygular ve istekler ortaya çıkabilir. Sonra saygı göstermek veya küçümsemek, önem vermek ya da hafife almak, fayda sağlamak ya da engel olmak, başarı ya da başarısızlığı öngörmek mümkün olur. Bütün bunlara tartmak denir. Kadim hükümdarların ilkeleri ve bilgelik ile donatılmış olunsa bile, duyguları tartmadan açık ve gizli olana dair içgörü kazanılması mümkün değildir. Bu stratejinin temeli ikna etmenin yöntemidir. İnsanların düşüncelerini öngörmek imkansızdır. Öngörü elde edilmesi en zor olandır. Derler ki duyguları tartmakta ustalaşmak ve bunu uygulamak en zor yöntemdir. Çünkü konuşmayı yapma anı konuşmanın planlandığı gibi olmalıdır. Böceklerin hareketlerini gözlemle. Onların her hareketi kendilerine yarar veya zarar getirir ve bir şeyin başlangıcı olabilir. Büyük olaylar böyle küçük şeylerle başlar.
duyguları tartmak, konuşmaları süslemek ve konuşma veya tartışma yapmadan önce hazırlık yapmak gerekir. Sekiz. Ölçme. Ölçme denen şey, duyguların dışarıdan görünen işaretlerini tartmaktır. Ölçmenin etkili olması fark edilmesiyle mümkün olur. Başkalarının isteklerini fark ettirmeden ölç. İnsanların içinde olan duyguların mutlaka dışarıdan görülebilen işaretleri olur. Verilen tepki eyleme geçmek için fırsat sunar. Fark edilmemek geri çekilmeyi gerektirir. Bu yöntemlere çukurun kapatılması, izlerin silinmesi, yerleşme ve duygulardan kaçma denir. Diğerlerinin planını bilmemesi sayesinde yapılmak istenen şey tehlikeye düşmeden gerçekleştirilebilir. Ölçmeye başlayınca karşı taraf işaret vermeye başlayacaktır. Bu işaretlere gerektiği gibi cevap ver ve istediklerini elde et. Ölçmede iyi olan eskiler için bu derin suya olta atmak gibiydi. Balıkların gelip yemi ısırmasını beklerlerdi. Buna başkaları tarafından fark edilmeden sürekli başarılı olmak denir. Onlar ordularını hiç kimseyi korkutmadan zafere ulaştırırlar. Yeni kullanan bilgelerin her şeyi bildiği söylenir. Yank aracılığıyla başarılar ortaya çıktığında buna aydınlık denir. Güvenlik içinde yaşayan sıradan insanlar, kendi refahlarının kaynağının her gün faydalı işler yapanlar olduğundan habersizdirler. Onlar ortak fayda için çalışırlar ve açıklamaya gerek kalmadan insanları dağa yönlendirirler. Bütün dünya onların bilgeliklerini takdir eder. Orduyu her gün zafere ulaştırırlar. Savaşmadan ve bedel ödemeden kazanırlar. Halk farkında olmadan onların söylediklerini yapar. Bütün dünya onları her şeyi bilen bilgeler oldukları için takdir eder. Ölçme denen şey, dindirme, düzeltme, neşelenme, sinirlenme, methetme, ilerleme, şüphe, inceleme, fayda, indirgemedir. Dindirme denen şey sükunet, düzeltme denen şey uygunluk, neşelenme denen şey zevk, sinirlenme denen şey huzursuzluk, methetme denen şey şan ve şöhret, ilerleme denen şey başarı, şüphe denen şey kusursuzluk, İnceleme denen şey açıklık, fayda denen şey arayış ve indirgeme denen şey de methetmeye katkıda bulunur. Bunlar bilgelerin kullandığı yöntemlerdir. Sıradan insanlar da bu yöntemlere başvurabilir. Ancak doğru uygulanmazsa başarı elde edilemez. Stratejik planlamada hiçbir şey ayrıntılara hakim olmaktan daha zor değildir. İkna etmede hiçbir şey söylediklerinin bütünüyle duyulmasından daha zor değildir. İş yaparken hiçbir şey başarıyı sağlamaktan daha zor değildir. İşte ancak bu üç şey anlaşıldıktan sonra başarıyı güvence altına alabilirsin. Bu nedenle her plan için çok ayrıntılı düşünmelisin. Konuşmak için fikirlerini paylaşanları bulmalısın. Buna kesintisiz bağlantılar yapmak denir. Çabalayıp başarmak hesap yapmaya bağlıdır. Denir ki hesaplama, plan ve zamanlama mükemmel şekilde bir araya gelmelidir. Başarılı konuşmacıyı ancak kendisiyle aynı duyguları paylaşanlar duyabilir. Başarılı konuşmacı ancak aynı duyguları paylaşanlar tarafından dinlenir. Şeylerin kendilerine yakın olanlarla birlikte olduğu söylenir. Ateşe odun eklendiğinde önce kuru olanlar yanacaktır. Yere su döküldüğünde nerede ıslak lekeler oluşuyorsa, su önce orada toprak tarafından emilmiştir. Bu nedenle birbirine yakın şeylerin uyumlu oldukları söylenir. Bu benzetme her şey için geçerlidir. Bu ayrıca duyguların dış belirtilerini ölçmek için de geçerlidir. Denir ki birbirine yakın şeyler ölçüldüğünde nasıl olur da buna tepki vermezler? İsteklerine hitap edip ölçmeye çalıştığında nasıl dinlemezler? Denir ki, bu yöntemi uygulayabilenler hiçbir fırsatı kaçırmaz ve asla başarısız olmaz. Sabır başarıyı getirir. 9. Değerlendirme. Konuşma başkalarını ikna etmek içindir. İkna etmek yardım etmektir. İyi ikna ediciler alıntılar yapar.
Alıntı yapanlar bunu ne kadar yapacaklarını bilmelidir. Cevap vermek zorunda olan ikna edenler, ılımlı görüşlere ve kısa sözlere başvurur. Mantıklı akıl yürütme yoluyla gerçeği ortaya koymayı isteyenler, işaretleri doğrulayarak gerçekleri ve gerçek olmayanları açıklığa kavuştururlar. Kendilerini zor bir konuşmanın içinde bulan ikna ediciler, iddialarını geri çeker. İncelikleri ortaya çıkarmak için zekice boyun eğerler. Dalkavukça sözlerle ikna etmeye çalışanlar, sadakati oluşturmak için karşı tarafı över. Kurnaz konuşmacılar zekalarını göstermek için bilgilerini ortaya dökerler. Sade konuşmacılar cesaretleri görülsün diye kararlılıklarını gösterirler. Endişelerden bahseden konuşmacılar, güvenirliklerini göstermek için stratejiler paylaşmaya amaçlar. Dengeli konuşanlar kazanmak için karşı tarafı yatıştırırlar. Karşıdakinin isteklerine göre konuşmaya dalkavukluk denir. Karmaşık sözlerle ve sürekli alıntılar yaparak konuşmaya bilgili konuşma denir. Kuşku duymadan yapılan konuşmalara kararlı konuşma denir. Politika ve planları etkileyen konuşmalara güçlü konuşmalar denir. Karşı tarafı saldırarak durdurmaya amaçlayan kalitesiz konuşmaya ters konuşma denir. Ağız duygu ve fikirleri açıp kapayan bir mekanizmadır. Kulak ve göz zihne yardım eder. Böylece zihin ihanet ve kötülüğü hisseder ve ayırt eder. Denir ki bu üçü dağıyı güçlendirmek için uyum içinde hareket eder. Böylece karmaşık konuşmalar yaparken kafa karışıklığı olmaz. Sözler kanat çırparak yükselirken karşı taraf kafa karışıklığında kaybolmaz. Değişimlerde tehlikeye düşmez. Çünkü duyduklarının temelini anlar. Gözleri olmayanlara renkten bahsetme ve kulakları olmayanlara müziği anlatmaya çalışma. Geçmişi bilmeyenler için onları aşmanın yolu yoktur. Geleceğe açık olmayanlara sunulacak bir şey yoktur. Engellenen şeyler yapılamaz. Bilgeler bunlarla uğraşmaz. Eskiler şöyle demiştir. Ağız konuşmaktan çok yemek yemek içindir. Kelimelerde tabular vardır. İnsanların çoğunluğunun söyledikleri metali eritir derler. Onların söylediklerinde kendi menfaatlerini düşündüklerinden çarpıtmalar vardır. İnsan doğası böyledir. Konuştuklarında duyulmak, bir işe başladıklarında başarılı olmak isterler. İşte bu nedenle zayıf yönleri olan akıllı adamı değil, güçlü yönleri olan aptal adamı tercih et. Böylece akıllı adamın zayıflıklarından kaçınılmış ve aptal adamın becerilerinden yararlanılmış olur ki, bu sayede zorlukla karşılaşılmaz. Bir iş ya da şey yararı varsa konuşulur. Bu onun yararından bahsetmek içindir. Bir iş ya da şey zararı varsa da konuşulur. Bu da onun zararından kaçınmak içindir. Bu nedenledir ki sert kabuklu böcekler kendilerini güçlü kabuklarıyla savunabilir. Zehirli böcekler de ısırarak kendilerini korur. Hayvanlar bile kendilerini korumak için avantajlarını kullanmaları gerektiğini bilirler. Öyleyse ikna etmeye çalışanlar neyin kendi yararlarına kullanılabileceğini anlamalıdırlar. 5 tür konuşma olduğu söylenir. Istıraplı, korkulu, sinirli, öfkeli ve neşeli. Istıraplı konuşmada ne enerji ne de ruh olur. Korkulu konuşmada ne umut ne fikir vardır. Sinirli konuşmada çıkış yolu yoktur. Öfkeli konuşma düzensizdir. Neşeli konuşma fazlasıyla iyimserdir. Bu 5 konuşma türü de ancak yararlı olduklarında öğrenilebilir ve sadece avantaj getirdiklerinde uygulanabilir. Akıllı biriyle konuşurken bilgini göster. Bilgili kişiyle konuşurken muhakeme gücünü kullan. Bir tartışmacıyla konuşurken önemli noktaları vurgula. Güç sahibiyle konuşurken otoriteden bahset. Zengin ile konuşurken itibarı anlat. Fakirle konuşurken faydadan bahset. Aşağı sınıftan olanlarla konuşurken tevazu göster. Cesur ile konuşurken cesaretten bahset. Aptalla konuştuğunda önemsiz şeylerden bahset. Bunlar uygulanması gereken yöntemlerdir. Ama insanlar genellikle tam tersini yaparlar. Akıllı insanlarla konuşurken onları bu yöntemle aydınlat. Akıllı olmayan insanlarla konuşurken
Bu yöntemleri öğretmek için ne kadar uğraşırsan uğraş, zorluk çekersin. Bu nedenle birçok konuşma türünde ve her şeyde değişim vardır. Bunu bilirsen gün boyunca konuşsan bile doğru şekilde konuşur, düzensizlikten kurtulursun. Bütün gün konuşur ama ana ilkeden uzaklaşmazsın. Dinlemenin değeri anlaşılmasında, bilginin değeri ayırt edilmesinde, konuşmanın değeri yaratıcılıktadır. On. Planlama. Bütün planların kuralı vardır. Planı uygulayan mantığını da bilmelidir ve buna göre bilgi edinmelidir. Bilgiyi aramak ve incelemenin 3 aşaması vardır. Bunlara yüksek, orta ve düşük denir. Yaklaşımını belirlemek için bu 3 aşamaya göre plan yap. Eskiler her zaman bu yöntemi kullanmıştır. Zenk Beyliği'nin insanları yeşim taşı taşıyan at arabalarında pusula kullanmış ve bu sayede yolda kaybolmaktan kurtulmuşlardır. Çabanın pusulası da yetenek ve kapasiteyi değerlendirmek, duyguları tartmaktır. Aynı duyguyu paylaşan iki taraf yakın olduğunda ikisi de başarılı olur. Aynı istekleri paylaşan iki taraf birbirinden uzaklaşırsa taraflardan biri zarar görür. Aynı nefreti paylaşan iki taraf birbirine yaklaştığında ikisi de zarar görür. Aynı nefreti paylaşan iki taraf birbirinden uzaklaştığında taraflardan biri zarar görür. Birbirlerine yarar sağlayanlar yakınlaşır ve zarar verenler uzaklaşır. Uygulamanın temel prensibi budur. Bu aynı zamanda insanları neyin birleştirip neyin böldüğünü ayırt etmenin yoludur. Duvarlar çökerek ve ağaçlar da kırılarak bölünmenin ne anlama geldiğini anlatır. Değişimden iş, işten plan, plandan strateji, stratejiden müzakere, müzakereden ikna, iknadan ilerleme, ilerlemeden geri çekilme, geri çekilmeden de kurallar çıkar. Bu kurallar da her şey için geçerlidir. Her şey aynı yolu izlerken bütün işler de aynı prensiple yapılır. Zenginliği önemsemeyenler maddi kazançlardan etkilenmez. Ancak katkı sunmak için harcama yapmak isteyebilirler. Cesur insanlar tehlikelerden korkmaz ve tehlikeli yerleri yönetmek için kullanılabilirler. Hakikati anlayan bilgili insanlar gerçek olmayan şeylerle aldatılamazlar. Ama görevlerini yerine getirebilmeleri için mantıkla ikna edilebilirler. İşte bunlar üç tür yetenektir. Aptallar kolayca kandırılır. Değersiz olanlar kolayca korkutulur ve açgözlüler kolayca ayartılır. Yaklaşımını bunlara göre belirle. Güç zayıflıkların, düz olan düz olmayanların, fazlalık da azlıkların bir araya gelmesine dayanır. İşte bu Dao'nun ilkesidir. Dıştan yakın ama içten uzak olanları ikna etmek için içten şeylerden bahset. İçten yakın ama dıştan uzak olanları ikna etmek için dıştan bahset. Karşı taraf şüphe işaretleri gösterirse yaklaşımını değiştir. Kendi fikirlerini söylemesi için cesaretlendir. Konuştuğunda söylediklerini genelleştir. Başarılarından bahset. Hoşlanmadığı şeylere göre denge sağla. Endişelerini gider. Neden korktuğunu tart. Harekete geçirmek için heyecanlandır. İşaretleri gözlemle. Verdiği işaretlere karşılık ver. Etrafını sar. Kafasını karıştır. İşte buna stratejik plan denir. Stratejik planın herkese açık olmaktansa özel görüşmede yapılması yeğdir. Özel görüşmede planın oluşturulmasında iki tarafın bir araya gelip başka hiç kimsenin bilmemesi yeğdir. Düzgün konuşma ustaca konuşmadan daha az etkilidir. Önceden kestirilemez planlar durdurulamaz başarılar getirir. Hükümdarı ikna etmek için planın başarılı olması, yöneticiyi ikna etmek içinse faydadan bahsedilmesi gerekir. Bir çevrede olup dışarısı hakkında konuşanlar dışlanır. Bir çevrenin dışında olup da o çevreyle ilgili konuşanlar tehlikeye düşer. Başkalarını istemedikleri şeyleri yapmaya zorlama. Bilmek istemedikleri şeyleri öğretmeye çalışma. Her insanın kendi beğenileri vardır. Onlara uyum sağlamak için bilgi edin. Her insanın beğenmedikleri vardır. Onlar hakkında konuşmaktan kaçın. Buna yangı elde etmek için yini kullanmak denir.
Karşı taraftan kurtulmak istiyorsan onu şımart. Hoşgörü fırsat sunar. Görünüşü ne çekici ne de itici olanlara gizlilik konusunda güvenilebilir. Bildiğini kullanmak iyidir. Plan yapanlar bilmediklerini kullanmaz. Derler ki, her işte başkalarını kontrol etmek hayati önem taşır. Başkaları tarafından kontrol edilmek ise iyi değildir. Başkalarını kontrol edenler güç sahibi olur. Başkaları tarafından kontrol edilenlerin yaşamları da başkalarının elindedir. Bu nedenle bilge yiğinin aptallar da yangın yolunu izler. Bilgili kişi herhangi bir işi kolay yoldan başarırken, bilgisiz kişi zor yolu seçer. Bu açıdan bakıldığında yok olan geri getirilemez ve tehlikeli olan da güvenli hale gelemez. Hiçbir şey bilgiye değer vermek kadar önemli olamaz. Halkı yönetmek için hangi tür bilgeliğin kullanıldığını bilmezler ve bilgeliğin neler yapabileceğini görmezler. Bilgelik kullanıldığında neyin işe yaradığı belirginleşir. Faydası olanı seç ve benimse. Neyin işe yaramadığını gördüğünde başka bir yol seç ve başkalarına da faydalı ol. Kadim hükümdarların daosu yindi. Derler ki, gök ve yerin değişimi yüksek ve derindir. Bilgelerin daosu görünmez ve ihtiyatlıdır. Sadece sadakat, güvenilirlik, yardımseverlik ve doğruluk değil, aynı zamanda uygunluk ve kusursuzluk gerektirir. Bu anlayışa ulaşan kişi konuşma yapabilir. Eğer bunu yapabiliyorsa, onun uzak ve yakın ilişkiler geliştirmesi mümkündür. 11. Karar verme. Bütün kararlar soru sormakla başlar. Doğru soruları sormak talih, yanlış soruları sormak felaket getirir. Şüphe ortaya çıktığında onu gidermeye çalış. Şüphe ortadan kalkınca fayda ortaya çıkar. Faydaların ortaya çıkmaması durumunda kabul edilmek mümkün değildir. İşte bu yaratıcılığın temelidir. Eğer faydalar kötü niyetle iyi bir insandan gizlenirse, o kişi bunu kabul etmeyecek ve uzaklaşacaktır. Faydayı engelleyenler ve zarar verenler her işte başarısızlığı hızlandırır. Bilgeler 5 yaklaşımı benimseyerek başarılı olurlar. Erdem ve Yang, gizlice plan yapmak. Güven ve samimiyet, ihtiyat, sadelik. Yang başı sonu aynı konuşma için, Yin ise başı ve sonu farklı olan konuşma içindir. Sade yaklaşımın kullanımında fırsatlar için diğer 4 yaklaşımı kullan. Böylece gelecekte yapılacaklar için geçmişteki deneyimler üzerine düşün. Sade yaklaşımla karar ver. Hükümdarların, yöneticilerin ve önemli kişilerin itibarlarını etkileyebilecek konularda kararlar derhal alınmalıdır. Fazla çaba gerektirmeyen işlerle ilgili kararlar derhal alınmalıdır. Çaba gerektiren ve yapılması gereken işlerle ilgili kararlar derhal alınmalıdır. Potansiyel zararları ortadan kaldırmaya yönelik kararlar derhal alınmalıdır. İyi sonuç getirecek kararlar derhal alınmalıdır. Zorlukları belirleyerek bilgiye dayalı kararlar almak her şeyin temelidir. Kaostan düzen oluşturmak başarı ve başarısızlığı belirler. Bunlar en zor kararlardır. Bu nedenle kadim hükümdarlar karar vermelerine yardımcı olması için civan perçemi ve kaplumbağa kabukları kullandılar. 12. Temel ilkeler. Hükümdar her zaman sakin olmalıdır. Tıpkı etin kemiklerle birlikte olması gibi. Ancak bu sayede aktif ve faydalı olabilir. Müzakere konusunda ustalaş ve karşı tarafı sürekli tedirgin et. Alçak gönüllü, dikkatli ve sakin ol. Değişimi oturarak izle. Karşı tarafın düşüşü ve yıkımını bekle. Yıkım bu şekilde beklenmelidir. İşte bunlar hükümdarın nasıl davranması gerektiğini anlatmaktadır. Gözler için parlaklık, kulaklar için sesler ve zihin için de bilgi değerlidir. Dünyayı gözlerle izleyenler için görülmeyecek hiçbir şey yoktur. Dünyayı kulaklar ile dinleyenler için duyulmayacak ses yoktur. Dünyayı zihinleriyle yönetenler için ulaşılmayacak bilgi yoktur. Bunlar sağlandığında tıpkı tekerlekleriyle uyumlu at arabası gibi ulaşılmayacak yer yoktur. İşte bunlar hükümdarın aydınlığıdır.
Erdem sanatına göre denir ki, tarafımızda olmak isteyen hiç kimseyi geri çevirme. Gelmesine izin verdiğinde savunman güçlenmiş olur. Gelmesine izin vermediğinde savunman zayıflar ve gelmek isteyen başkalarını da engellemiş olursun. Dağ ne kadar yüksek olursa olsun adım adım zirvesine ulaşılabilir. Bir nehir ne kadar derin olursa olsun sebat edilirse derinliği ölçülebilir. Erdem tanrılar kadar yücedir. Erdem sanatı da açıklık ve dinginliğe dayanır. Hiçbir şey onunla karşılaştırılamaz. İşte bu hükümdarın erdemidir. Ödül güveni korumak, ceza ise adaleti sağlamaktır. Güven ödüllendirilirken görülen ve duyulan dikkate alınır. Görülmeyen ve duyulmayanlar karanlıkta kalır. Güven ödüllendirilmeli, dünya samimiyetle yönetilmeli. Kötülük ve hainlik ise cezalandırılmalıdır. İşte bu hükümdarın ödüllendirmesidir. Birinci olarak gök, ikinci olarak yer ve üçüncü olarak da insanlık hakkında bilgi edin. Dört yön, yukarısı ve aşağısı, sol ve sağ, ön ve arka. Belirsizlik nerededir? İşte bu hükümdarın sorularıdır. Zihin dokuz açıklığı kontrol eder. Bunlar gözler, kulaklar, burun delikleri, ağız ve boşaltım organları. Hükümdar da beş yönetim birimini. Bunlar eğitim nazarlığı, savaş nazarlığı, bayındırlık nazarlığı, terfiler nazarlığı, adalet nazarlığı. Hükümdar iyilik yapanları ödüllendirir. Kötülük yapanları ise cezalandırır. Hükümdar yöneticileriyle uyumlu olursa zahmete girmez. Bilgeler bunu uyguladılar ve ödüllendirildiler. Bu ilke uygulandığında uzun ömür ve istikrar getirir. İşte bu hükümdarın nasıl yönettiğini gösterir. Hükümdar etraflıca düşünmezse atadıkları arasında kargaşa çıkar. Ailede de anormallik olduğunda iç ve dış arasındaki bilgi akışı kopar. Açık olup olmadığını bilmesi olanaksızdır. Açma kapama belli olmadığındaysa temel sebepleri görmek imkansızlaşır. İşte bu hükümdarın ihtiyatlı olmasının önemini gösterir. Birincisi ileri gören gözler, ikincisi hızlı duyan kulaklar ve üçüncüsü hızlı bir zihin. Binliğinin ötesini bilmek ki birliği yaklaşık 500 metredir, karanlığın derinliklerindeki küçük ayrıntıları bile bilmekle olur. Buna dünyayı kavrayış denir. Bütün kötülükler karanlıkta hareket eder. Bu hükümdarın otoritesinin önemini gösterir. Eylemler ismine uygun olduğunda gerçekleşen de eksiksiz ve huzurlu olur. İsimler gerçeği doğru şekilde ifade ettiğinde karşılıklı ilişkiler gelişmeye başlar. Bu nedenle şöyle denir. İsmin doğruluğu gerçeklikten doğmasıdır. Gerçeklik ilkelerden, ilkeler de erdemden doğar. İşte bu hükümdarın isimlendirmesidir. Temel doktrin. Yin işaretlerinin 7 temel yöntemi. 1. Ruhun canlandırılması sanatı. 5 ejderha. Canlandırılmış ruh içinde 5 enerji, çi vardır. Ruh başta gelir. Zihin bunun meskenidir ve erdem de onları büyütür. Ruhu beslemenin doğru yolu Dao'yu takip etmektir. Dao denen şey gök ve yerin başlangıcıdır. Her şeyin başlangıcı olan bir odur. Her şeyi var eden gök, formu olmayan enerjiyi de ortaya çıkarmıştır. Gök ve yerin başlangıcında hiçbir şekil, form ve isim yoktu. Sadece Shen Ling denen tanrılar ve ruhlar vardı. Dao denen şey aydınlığın kaynağıdır. Bir, Dao'nun değişiminin başlangıcıdır. Erdem 5 enerjiyi de beslediğinde ve zihin ahengi elde ettiğinde yöntem elde edilmiş olur. Yöntem denen şey, zihin enerjisinin Dao'sudur ve ruhun onları kontrol etmesini sağlar. 9 açıklık ve 12 duyu enerjinin kapısı ve zihnin yardımcılarıdır. Yaşarken gök tarafından kabul edilmiş olanlara gerçek insan denir. Gerçek insan gök ile bir olandır. Bunu anlayan ve kendilerini içten yetiştirenlere bilge denir. Bilge şeyleri türlerine görebilir. İnsanlar birlik içinde doğarlar.
ve etrafındaki şeylerle birlikte değişirler. Bilge türlerin farklarını açıklıklarıyla algılar. Şüpheleri olduğunda zihnin yöntemlerine başvurur ki bazen bu da işe yaramaz. İşe yaraması ve engelin kalkması için 5 enerjinin ruhu beslemesi gerekir. Buna gelişme süreci denir. Gelişimde 5 enerji önemlidir. İrade, zihin, ruh ve erdem birlikte geliştirilmelidir. Sakin ve huzurlu olanlar enerjilerini geliştirir ve uyuma ulaşır. Bu 4 şey asla zayıflamaz. Güç 4 yönü de etkiler. Hareketsiz ama canlıdırlar. Buna ruhsal gelişme denir. Ruhsal gelişmeyi sağlayana gerçek insan denir. Gerçek insan gökün dağ suyla birliktedir. Uyumu korur ve her şeyi var eder. Gökün zihnini kavrar. Erdemi geliştirir. Eylemsizlikle düşüncelerine yön verir. Harekete geçmeden önce dikkatlice düşünenler güçlerini korur. Gerçek insan, bilge bunu anlamalı ve aşina olmalıdır. Böylece ruhu güçlenir ve iradesi sağlamlaşır. 2. İradeyi geliştirme sanatı. Göksel kaplumbağa. İradeyi geliştirmek denen şeyde zihnin enerjisi karşı tarafa aktarılamazsa başarısızlık ortaya çıkar. İstekler irade tarafından barındırılır ve zihin tarafından değerlendirilir. İrade denen şey istekleri geliştirmek ister. Çok istek zihnin dikkatini dağıtır. Dikkati dağılan zihin iradeyi zayıflatır. Zayıflayan irade ile istekler gerçekleştirilemez. Bu nedenle zihin enerjisi ve istekler aynı yönde olmalı ve kontrol edilmelidir. İstekler kontrol edilirse irade ve düşünceler zayıflamaz. İrade ve düşünceler zayıflamazsa berrak düşünme ve akıl yürütme mümkün olur. Disiplinli akıl yürütme, uyum ve göğsü daraltan enerji için engelsiz akış sağlar. İradeni içeriden güçlendir ki başkalarının dış görünüşlerinden düşündüklerini anla. İrade geliştirilince zihin de çalışır. Başkalarını anlayınca azami fayda elde edilir. Bu yöntemi insanlara uygularken onların enerji ve iradelerini geliştirme yöntemlerini bilmelisin. Enerjilerinin zayıf ya da güçlü olduğunu bilmek, iradelerini ve enerjilerini nasıl geliştirdiklerini, kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini incelemek onların yeteneklerini anlamanı sağlar. Geliştirilmeyen irade, zihin enerjisinin istikrarlı olmamasına neden olur. Zihin enerjisi istikrarlı değilse düşünceler ortaya çıkamaz ve bu da iradeyi zayıflatır. Zayıflamış irade güçlü tepkiler veremez. Güçsüz tepkiler zihin enerjisini tüketir. Sonuç olarak ruh kaybolur. Kaybolan ruh bulanıklık getirir. Bulanıklık, irade, zihin ve ruhun koordinasyonsuzluğuna neden olur. İradeyi geliştirmek huzurlu olmakla başlar. Huzur sağlam irade ve kararlı zihni ortaya çıkarır. Böylece irade ve düşünceler güçlü olacak, ruh korunacak, güç ve etki dağılmayacaktır. 3. Düşünceleri güçlendirme sanatı. Tenk yılanı. Düşüncelerini güçlendirmek isteyenler enerjilerini güçlendirmelidir. Zihin düşüncelere daldığında sükunet içinde olmalıdır. Ancak zihin sükunet içindeyse derin düşünceler ortaya çıkarabilir. Zihin sükunet içinde olursa olağanüstü planlar ortaya çıkar. Derin düşünceler olursa taktikler olgunlaşır. Planlar ortaya çıktığında kargaşa biter. Huzurlu zihin kesin eylemler getirir. Böylece ruh odaklanabilir. Zihin ve enerji aynı yöne odaklanamazsa İhanet ve kötülük tutunacak bir yer bulur ve karşı tarafın planları kafa karıştırır. O durumda yürekten konuşmak imkansızdır. Zihin yöntemine inan ve gerçek olanı koru. İnsanlarla düşünce ve fikirler üzerine iletişim kurarken bekle ve dinle. Plan ve taktik denen şey, var olmanın veya yok olmanın püf noktasıdır. İncelenmemiş düşünceler hiçbir şey kazandırmayan boş dinlemeye dönüşür. Başarısız plan ve taktikler güveni sarsar, zihni zayıflatır ve boşluğa düşürür. Plan ve taktikler mutlaka sakin zihinle oluşturulmalıdır. Eylemsizlik ile 5 organı dinlendirip yatıştır. 6 organı uyumlu hale getir.
altı organ, mide, kalın ve ince bağırsak, sanjiyo, mesane ve safra kesesi. Canlılığı ve ruhu koru. Ondan sonra içgörü, dinleme ve irade oluşturmak mümkündür. Büyük boşluğu, evreni düşün. Ruhlarla etkileşime girmeyi bekle. Gök ve yerin açılma ve kapanmasını izle. Her şeyin ortaya çıkışını ve dönüşümünü anla. Yin ve Yang'ın başlangıç ve bitişini izle. İşte bu insanları yönetmeyi bilmektir. Böylece bütün dünyayı kapıdan dışarı hiç çıkmadan tanırsın. Pencereden dışarı hiç bakmadan gökün daha sonu görürsün. Bu da görmeden yönetmeyi ve hareket etmeden ulaşmayı mümkün kılar. Buna dağ'ı bilmek denir. Ruhun aydınlığı ile yapılamayacak şey yoktur. 4. Kuvveti dağıtma sanatı. Çömelen ayı. Kuvveti dağıtmak denen şey ruhta gizlidir. Bu yöntemi uygulamak için önce sakin olmak, irade ve zihni bir noktaya odaklamak gerekir. Ciddiyet olunca iç benlik güçlenir. İçten güçlü olan yenilmezdir. Böylece gök gibi diğerlerinin güçlerini kırabilecek bir noktaya erişebilirsin. Soyut olanı elde etmek için somut olanı kullan. Var olanı kullanarak olmayanı elde et. Tıpkı bir zuhuya, ki bu yaklaşık 0.65 gramdır, iyi demek gibi, ki bu da yaklaşık 400 gramdır. Böylece hareket edenler seni takip eder. Sen başlayınca onlar da eşlik eder. Parmak bile hareket ettiğinde ondaki değişiklikleri görebilirsin. Hiçbir şey seni rahatsız edemez. Sana eşlik edenleri incele. Boşlukları gözlemle. Hareketleri gözle görülür olduğunda güçlerini dağıtabilirsin. Değişim için harekete geçmeden önce potansiyel boşlukları keşfetmek için fark edilmeden iradeni güçlendir. Ancak bulundukları noktanın sağlam olduğunu anlayanlar kendilerini geliştirebilir. Ancak başkalarına yol verenler onların gelişmesini sağlar. Ruh kazanılınca silah gereksiz olur ve durum şekillendirilebilir. 5. Gücü dağıtma sanatı. Yırtıcı kuş. Gücü dağıtanlar ruhlarını kullanır. Bu yöntemde mutlaka boşluklara hesaplanmış hareketler yapmak gerekir. İçte güç biriktiğinde zihin de güçlenir. Boşluklara hamle yapmadan önce gücü dağıtmak için hesaplama yap. Karşı tarafın gücü dağılınca bunun anlaşılmasından korkar ve hırsını saklayamaz. Düşünceler zayıflayınca güç de kaybedilir. Ruh zayıflar, konuşmalar tutarsız hale gelir. Güçlerini ölçmek için karşı tarafın irade ve zihnini gözlemeli. Planlarından bahsederken onları ölçmelisin. Bütün şekilleri yuvarlak ve kare ve bütün güçlülük ve güçsüzlükleri karşılaştır. Bilgi olmadan güç dağıtılamaz. Gücü dağıtmak için bir boşluk bulmak gerekir. Boşluk bulunup hareket başladığında güç dağılır. Boşlukları düşünenler önce içlerindeki 5 enerjiyi saflaştırır ve kendi güçlerini asla dağıtmazlar. Tüm hareketleri isteklerine göre irade ve zihinlerini takip eder. Güç denen şey avantaj ve dezavantajı belirler. Yenilgi ruhu gözlemlemenin sonucudur. 6. Zahmetsiz dönüşüm sanatı. Yırtıcı hayvanlar. Dönüşüm denen şey sonsuz stratejiye sahip olmaktır. Sonsuz denen şey bilgelerin zihnine sahip olmaktır. Bu önceden tahmin edilemez olmaya ve zihnin sanatını bilmeye bağlıdır. Ruh ve Dao birdir. Sayısız şeyi açıklamak için sonsuzdurlar. Bilgelik, yöntem, strateji ve planlar hepsinin kendine has özellikleri vardır. Farklı olaylara göre yuvarlak ya da kare, yin ya da yang, uğurlu ya da uğursuz olabilirler. Bilgeler zahmetsiz dönüşüm yöntemini benimsediler. Onlar her şeyi var edenle başladılar. Her şeyi anlamak için büyük dağ'ı somutlaştırdılar. Gök ve yer sonsuzdur. İnsan ilişkileri sayısızdır. Her şey kendi içinde kategorilere ayrılmıştır ve bu kategorilere göre plan yapılır. Plan ve stratejileri anlamak için mutlaka talih ve talihsizliklerini,
zafer ve yenilgilerini öngörmek gerekir. Zahmetsiz dönüşüm denen şey talih ya da talihsizlik getirebilir. Bilgeler dağyı kullanarak var olma ve yok olmayı önceden bilebilir. Dönüşümü de bilirler. Yuvarlak denen şey düzgün konuşmak, kare denen şey başarmaktır. Dönüşüm denen şey plan ve stratejileri incelemektir. Duyarlı kişi ilerleme ve gerilemeye bakarak niyetlerini anlar. Birbirleriyle nerede karşılaştıklarını incele ve karşı tarafı ikna etmek için temel unsurları belirle. 7. Azaltma artırma sanatı. Azaltma ve artırma fırsat ve tehlikenin belirleyicisidir. Bir iş uygun ya da uygunsuz, başarılı ya da başarısız olabilir. Fırsat ve tehlike belirtilerini incelememek olmaz. Bu nedenle bilgeler eylemsizlik içinde erdemli insanları bekler. Söylenen ve yapılanın birbirine uyup uymadığını incelerler. Artırmak bilme, azaltmak pratik anlamına gelir. Azaltmayı ikna etmek için kullan. Eğer yapılacak bir şey yoksa, bilgeler o konuda konuşmazlar. Bilgili insanlar başkalarını alt etmek için konuşmazlar. Kısa ve öz konuşma güçlü zihni temsil eder. Odaklanmış iradede kötü niyet olmaz. Geçmişte zorluklarla karşılaşanlar gelecek için plan ve stratejiler geliştirir. Ama bunların gerçekleştirilmesi doğal düzene bağlıdır. Yuvarlağın hareket etmemesi ve karenin de durmamasına büyük başarı denir. Azaltma da artırma da konuşma için kullanılır. Gücü dağıtma sanatını kullan. Böylece artırma ve azaltmayı, fırsat ve tehlikeleri görüp karar ver. Böylece azaltma ve artırmada iyi olanlar, tıpkı 1000 renlik setin yıkılması, 10.000 renlik yuvarlak taşın suya düşmesi gibi bu yöntemi uygularlar. Su zayıf görünür ama taşı hareket ettirir. Bu da suyun doğasından kaynaklanmaktadır. Esası yakalamak. Esası yakalamak şudur. İlkbahar üretir, yaz büyütür, sonbahar hasattır ve kışında saklanır. İşte bunlar doğru zamanlardır. Bunların tersine bir şey yapılmamalıdır. Tersine gidenler bir süre başarılı olsalar da sonunda mutlaka yenilgiye uğrarlar. Hükümdarlar ve yöneticileri mutlaka gökün esaslarına göre hareket etmelidir. Üretim, büyüme, hasat ve depolamanın sırası değişmez ve tersine yapılanlar da başarıya ulaşmaz. Bunların tersine iş yapanlar bir süre yükselseler de sonunda mutlaka düşüş yaşarlar. Bu gökün dağsudur. İnsanlar ve hükümdar için temel yol göstericidir. Merkezi doktrin. Merkezi doktrin, ihtiyacı olanlara ve zor durumdakilere erdemli ve anlamlı konuşmalar yapmaktır. Bilgeler umutsuz insanları sıkışıklıktan kurtarır ve bu iyilikleri de her zaman hatırlanır. İyi konuşanlar erdemli kişilerle birlikte olurlar. Erdemle hareket edenler dağıyı izlerler. Zor durumdakilere yardım edenler küçük insanlara da yardım eder. Kargaşa içindeki toplumda ya da tehlikeli zamanlarda bilgili kişilerin bazıları ölümden kurtulur. Bazıları iyi konuşanların akıbetlerini görür. Bazıları insancılığı ve erdemi bir kenara bırakır ve savaşçı olur. Bazıları suçlanır. Bazıları kendini korur. Bazıları da tehlikeli zamanlarda başarısızlıkların ardından geri çekilir ve kendilerini gerçekleştirmeye çalışır. Denir ki, insanları yönetmek değerli, insanlar tarafından yönetilmekse değersizdir. Yönetenler gücü elinde tutar. Yönetilmek hayatının kontrolünü kaybetmektir. Görünen form ve fiziksel durum tavrı gösterir. Sesi duyunca müziği anlamak gerekir. Saldırganlık bitince mücadele de biter. Oradan ayrıl veya konuşmaktan kaçın. Odaklan ve prensiplerden ayrılma. Temel doktrin Dao'nun prensiplerini açıklar. Bu prensiplerin uygulanması ve temel ilkeleri, esasları yakalamak ve merkezi doktrinde bulunmaktadır. Bir görüntüyü gördükten sonra yüz ifadesini tanımlayabilen ve bir imgeyi gördükten sonra şekli bilenler, kılavuzları olarak sembolleri kullanır.
Bu da tonları, şekilleri ve sesleri, davranış ve tavırları hatırlamayı mümkün kılar. İlkelere uyanların ne gözleri uygunsuz şeylere bakar ne de kulakları kötüyü dinler. Onların konuşmaları her zaman şiir ve kitaba dayanır. Xi Jing ve Shangju, davranışlarında sapkınlık ve ahlaksızlık olmaz. Davranışlarında dağıyı takip et ve erdemli davran. Ciddi tavırlar ve nazik ifadeler varsa dış görünüşe bakarak bilgi edinmek imkansız hale gelir. Eğer durum böyleyse duygularını gizle. Düşmanca davranmaktan kaçın ve hemen oradan ayrıl. Sesi duyunca müziği bilmek, ses ve enerji arasında uyumsuzluk olduğu, iyilik ve sevginin bir araya gelmediği anlamına gelir. Bu nedenle Shang ve Jio, Zi ve Yu birbiriyle uyum içinde değildir. Bu dört sesin de hakimi Gong'tan başkası değildir. Çin müziğindeki beş temel notadır bunlar. Uyumsuz melodiler mutsuzluğa neden olur. Sesler dağınık, acı verici, rahatsız edici ve zararlı olduğunda konuşmada kulaklara hitap etmeyen bir şey haline gelir. Övgüye değer başarılara ve itibara ulaşmış olanlarla aynı fikirde olmazlarsa, enerjileri ve sesleri uyumsuzluk içinde olur. Saldırganlığı ortadan kaldırmak, zayıfların bir araya gelmesini ve güçlülerin kendi aralarında mücadele etmesini sağlamaktır. Güçlülerin mücadelesinin sonunda kazanan taraf kendi yaptıklarını öne çıkarır ve sesini yükseltir. Zayıf olan ve kaybeden taraf kaybı için yas tutar. İtibarını kaybetmekten ve atalarını utandırmaktan yakınır. Zafer kazananlar itibar için savaşmaya başlayıp ne zaman geri çekileceklerini bilmeden rastgele ilerlerken, mağlup olanlar kayıplarının yasını tutar ve bütün güçleriyle karşı koyarlar. Saldırı ne kadar güçlüyse savunma da o kadar güçlü olabilir. Her iki taraf da ele geçirilme tehdidi altındadır. Bırakmak denen şey, anımsayabilmek amacıyla söylenenleri tekrarlamaktır. Dürüst olanlarla bir araya gelince onların söz ve davranışlarını takdir et. İsteklerini teşvik et. Konuşurken geri dönmeleri ümidini belli et. Gelecekte tekrar bir araya gelmek mutluluk getirecektir. Geçmişte başkalarının başarıya ulaşan tecrübelerinden yola çıkarak, gelecekte de karşı tarafla ilişkiyi devam ettirme ümidini ve ayrılırken üzgün olduğunu göster. Konuşmaktan kaçınmak denen şey, bir konuşmanın eksikliklerini incelemektir. Çok konuşmanın birçok eksikliği olur. Bu eksiklikleri anla ve incele. Harekete geçince, başkalarının onaylamadığı ve nefret ettiği şeylerden kaçın. Karşı taraf korktuğunda onları rahatlatmak için güven ver. Sonra konuşmayı bırak. Önceki yöntemi yavaşça terk et. Konuşmaktan kaçınarak yapamayacağın şeyleri ve kusurlarını birçok yöntem bilenlerden gizlemiş olursun. Kalp kazanmak denen şey, yöntemleri öğrenmek isteyenleri teşvik etmek ve itibarlarını artırmaktır. Onları sına ve kalpten bağlanmalarını, başkalarının önünde kendilerini kanıtlamalarını sağla. Geçmişteki başarı ve deneyimlerinin de görülmesini temin et. Böylece sana kalpten bağlanacaklardır. İçkiye ve şehvete düşkün olanlarla karşılaşınca şu yönteme başvur. Onları harekete geçirmek için müziği kullan. Onlara ölümün kaçınılmaz ve yakın olduğunu anlat. Yaşayacak günlerinin azaldığını hatırlatarak endişelendir. Onları görmedikleri şeylerle neşelendir. Sonunda hayatlarının değerini anlayıp kendilerine geleceklerdir. Doğruluğu korumak, insancıl olmak ve iletişim kurmak için içlerini keşfetmektir. Zihnini derinlemesine keşfetmek, karşı tarafı neyin yönlendirdiğini ortaya çıkarır. Dışarıdan içeriği yönet ki, karşı taraf başarmak için sana gelsin. Küçük insanlar çıkarları için birbirleriyle ilkesizce rekabet eder. Aileleri ve ülkeleri felakete sürükler. Erdemli ve bilgili olmayanlar, aileleri doğrulukla, beylikleri Dao ile koruyamazlar. Bilgeler Dao'nun inceliklerine değer verirler. Çünkü bu onların tehlikeyi huzura çevirmelerine ve yok olmaktan kurtulup hayatta kalmalarına yardım eder.